Bozkır da bir başına diğerlerinden uzakta duran kurt. Yalnız, huzursuz, evcilleşemez. Bize uygun tek isim. Çünkü bir görevimiz var Kaya. Ne pahasına olursa olsun Türk'ü korumak. Korumak. Türk'ü korumak. Türk Türk'e karşı şu an. Saçmalama. Türk Türk'e karşı ne demek? Kendi vatandaşına silah doğrultmuş bir adam Türk de olsa ne olur? Artık Türk olarak ölemez. Selamlar Asayiş Perkaman'ın Güzide izleyicileri. Geleneksel börü incelememizin son bölümüne hoş geldiniz. Söz verdiğimiz üzere sizlerin çok sevmiş olduğu börü incelemesine kendisine yaraşır bir final bölümü hazırladık. Normalde kanalın sıkı takipçileri bilir. 15 Temmuz için ayrı bir video düşünmekteydik. Lakin sonra börünün film incelemesiyle beraber yapmanın daha sağlıklı olacağına karar verdik. Malumunuz ülkemizde her meydan adının verilmesi ya da her ufak olayda gündeme getirilmesiyle aşırı karikatürize edilen 15 Temmuz kavramı maalesef ağırlığını yitirmiş durumda. Bu halk 15 Temmuz'da darbe durdurdu ya. Senin iki tane konteyneri durduramıyorsan yazıklar olsun bu ya. 15 Temmuz darbesini durduran. 15 Temmuz'da bu konteynerin ne alakası var? İşte bundan mütevellit aslında yapacağımız bu video istiyoruz ki fazla popülist olmasın. Önemli yerlerin altını çizsin ve sizlere o trajik akşamda polis teşkilatının neler ile karşılaştığını anlatsın bir farkındalık yakalasın. Bu yüzden filmimizi incelerken arada ufak ufak 15 Temmuz anlatıları yapacağız ki o istediğimiz farkındalığı yakalayalım. Videomuza geçmeden önce iki not düşelim. Bu videomuzda ülkemizin bir türlü çıkamadığı şu siyasi iklimden midesi bulanan insanlar için hiçbir siyasi mesaj koymadık. Herkesin doğrusu kendine. İkinci olarak da videomuzun her zamanki sonundan sonra da bazı sahneler var. Bu yüzden ekranda son yazısını görmediğiniz sürece videodan çıkmayın. Efendim 6 aylık bir yolculukta son bir kez daha karşınızda polis börü izliyor. Hatırlarsınız son bölü videomuzu 2 ay önce yayınlamıştık. Bazılarınız merak etmiştir bu inceleme neden gecikti diye. Efendim incelemeyi yaparken ince eleyip sık dokumak istedik. Hatırlarsınız en son Kaya isimli karakterimizi hastanede bırakmıştık. Ve Kaya'nın başucunda İrfan Başkan bir kitap okumaktaydı. Sahneye devam ettiğimizde Kemal'in de aynı kitabı okuduğunu görmekteyiz. Peki bizler ne yaptık? Tabii ki kitabın Türkçe çevirisini alıp okuduk. Ne tesadüftür ki Asimov'un yazmış olduğu vakıf isimli bu kitapta da tıpkı 15 Temmuz akşamında olduğu gibi dini bir tarikat tarafından yapılan askeri bir darbe var. Evet sevgili Alper Çağlar burada da ayrıntıları nasıl mükemmel kullandığını göstermiş. Dizimizin son bölümünün son sahnelerinde ekibimiz Kaya'nın hastaneden çıkışını kutlarken darbe girişimi olduğunu fark ediyor ve apar topar hazırlanmaya başlıyor. Bu esnada terör unsuru pilotlar özel harekat daire başkanlığını vuruyor. Bu korkunç sahneyi bizlere veren dizimiz final yaparken bizleri kendisinden bir zaman sonra çıkan Börü filmine davet ediyor. Filmi izlemeye başladığımızda karşımıza ilk olarak bir yazı çıkıyor. Cümle şöyle, bombaladıkları yer, kendilerine en büyük düşman bildikleri, kuruluşundan beri uzun seneler sızamadıkları havacılık ve özel harekat daire başkanlığıydı. Yani şimdi bu cümle yanlış efendim. Neden diyecek olursak FETÖ denilen bu terör örgütü her yere sızdı. Hatta şöyle söyleyelim hani varlığı yok diyor sürekli tartışılan bir kurum vardır. Aksakallılar diye tabir edilen bu mitolojik kurumun tarih boyu Türk devletlerine akıl hocalığı yaptığı söylenir. Eğer böyle bir kurum varsa emin olun FETÖ unsurları oraya da sızmıştır. Neden mi? Hemen açıklayalım toplum nezdinde 17 25 Aralık diye bilinen ve bu terör örgütünün terör örgütü diye nitelendirildiği dönem öncesinde TEM istihbarat, kombe, özel harekatın içine büyük oranda terör unsuru sızmıştı. Devletçi polisler ise bırakın bu birimlerde çalışmayı, bu birimlerin kapısının önünden dahi geçemezdi. İşte Asajber Kemal ekibinin de arasında olduğu bu polisler o vakitler kıza çekilmiş. Kapı önünde nöbet tutan, polis aracında sağa sola koşturan polislerdi. 17-25 döneminden sonra bu şubelerde temizlik yapılıp devletçi polisler yerleştirilse de maalesef yeterli olmadı. Çünkü terör unsurları en kritik yerlere sızmış ve sürecin darbe girişimine kadar gitmesine yol açmıştı. Yani sözün kısası sızdılar efendim. Her yere sızdılar. Filmimize dönecek olursak, küçük bir kıyameti andıran bir sahneyi izlerken birçok üyesini şehit, kalanını ise yaralı vermiş ekibimizin toparlanmaya çalıştığını görüyoruz. Bu esnada tek gözünü kaybetmiş İrfan Başkan'ın söylediği bir cümle bizleri bayağı etkiledi. Tüm polis özel harekat beni dinlesin. Ambulans gelmiyor. İtfaiye bile göndermiyorlar. Çünkü korkuyorlar. Evet efendim çoğu kişi bilmese de bu söylenen sözler birebir gerçek. Özel Harekat Daire Başkanlığı vurulduktan sonra iki polis arasında gerçekleşen telsiz konuşmaları. Buyurun efendim. Herkes konuyu takip edemedim. Ambulanslar herkes etmiyormuş efendim yaralılarımızı almak için. Ekip geçse hastaneye yardımcı olsa ambulanslara uygun olur mu? Sektör hemen sivil unsurlardan, sivil unsurlardan 112 merkezine gittiler. Gerekirse silah çektiler, zorla götürsünler Evet, ambulans ekipleri bizi de vururlar korkusuyla. Yaralıları almaya gelmiyor. Bunun üzerine de ekiplerimiz zorla gönderme kararı alıyor. Ambulansların neden gitmek istemedikleri aslında yine filmin içerisinde mevcut. 2000 toparlanıp yola çıktıktan sonra İrfan Başkan'ın söylediği bir sözde saklı cevabı. Ömer, kenara çek, ışıkları kapa o gece tüm polis araçları lamba ışıklarını kapatıyordu efendim. Çünkü terör unsurları polis ambulans demeden bütün mavili kırmızılı araçları vurmaktaydı. O gece sızıntı pilotların arasındaki konuşmalar da burada. Buyurun efendim. Devam ediyorum. Anlaşılmadı. Aşağıda bir sürü mavi Filmimizin devamında ekibimiz film boyunca görsel olarak muazzam duran birçok çatışmaya giriyor. Bunlardan bazıları bizlerin daha önceki bölümlerde ayrıntısına girerek tebrik ettiğimiz silah sahneleri gibi başarılı sahneler. Örneğin Barbaros karakterine can veren Ahmet Bey'in araç kapısını açıp pozisyon aldığı bizlerin kartal duruşu dediğimiz bir sahnesi var ki görünce dikkat çeken tebrik edilesi cinsten bir sahne. Keza bindikleri Ejder Yalçın aracı ile ilgili çoğunuzun gözünden kaçmış olabilecek bir detay daha var. Araç hakkında şöyle bir diyalog geçiyor. Hangi türün aracı bu? Örgüt Bildiğiniz üzere diziye ismini veren Börü ismi aynı zamanda bizim timimizin adı ve bu timin bir de logosu var. Bindikleri araç Bürküt isminde bir tima ait ve aracın üstünde de tıpkı Börü logosu gibi bir logo göze çarpmakta. Evet sadece bir sahnede geçen kartal anlamına gelen Bürküt detayı için bile bir logo tasarlayıp aracın üzerinde detay olarak izleyiciye vermiş filmimiz. Gerçekten muazzam. Osmanlı Bürküt. Yerde kökbörü var. Bunların yarı sıra filmimizde bir askerin veya savunma sanayi uzmanının izleyince iki kelam etmek istediği onlarca sahne de var. Misal verelim, Cobra helikopter sahnesindeki helikopterimiz bilgisayar efekti iken Leopard 2A4 tankı bildiğiniz dönen, namlusu ve kendisi hareket eden bir maket. Bu maketi yapan firmayı da bulduk ama reklam olmasın diye ismini vermiyoruz. Ama cidden tebrik etmek lazım. Adamlar üşenmemiş, mühendislik harikası bir maket yaptırıp filmi öyle çekmiş. Burada bir konuya da parmak basalım. Bizler her ne kadar askeri alanlarda uzman olmasak da ve çoğu sahneyi bu yüzden eleştirmiyor olsak da bir sahneyi söylemek istiyoruz. Görsel açıdan muazzam duran sahnemizde Kaya koşarak bir helikopterin mitralyözünden kaçıyor. Bu pek mümkün değildir efendim. Başınıza gelmez diye söylememezlik yapmak istemedik. Çünkü bu ülkede sivil halkın başına bu da gelebiliyor. Kobradan koşarak kaçılmaz. Aklınızda olsun bir gün kobra kovalarsa denemeyin. Var oğlum baş! Genel, günü, Korsa, Az önce bahsettiğimiz tankla baş etmek için ekibimizden Turan ve Barbaros Kozmik Oda denilen yere giriyor. Burada 3. bölümü incelerken sizlere anlattığımız Milan isimli tank savar füzesini alıyorlar. Burada sandıkların üzerindeki iki yazı dikkatimizi çekiyor. Başika yazısı her iki sandıkta da mevcut. Buradan bu silah ve sancağın TSK'nın Kuzey Irak'taki Başika kampından geldiğini anlıyoruz. Alper Çağlar burada da bizlere bir şeyler anlatmak istemiş. Lakin bizler konu uzmanı olmadığımız için sadece detayı fark edebildik. Peki sizce burada anlatılmak istenen mesaj ne? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bekliyoruz efendim. Korkmadık! Savaştık. Ve bir diğer mükemmel gönderme. İrfan Başkan radarları kör etmek için şalteri kapatmak isterken şaltere kilit vurulduğunu görüyor. Daha sonra ise şöyle bir sahne görüyoruz. Albayım şaltere kilit vurmuşlar. Depoda ancak bunları bulabildim. Mecburen balyoza kıracağız. Ne oldu başkanım? Boş ver. Balyoz darbe girişimiyle suçlanıp içeri atılan adamlar şimdi ellerinde balyoz ile kendilerini darbeyle suçlayanların yaptığı darbeyi bastırıyor. Tam bir Alper Çağlar muzipliği. Efendim, börü filmi içerisine daha birçok ince gönderme ve referans barındırıyor. Gerçek karakterlere atıflar, olayların birebir canlandırılması ve daha niceleri. İnternette yapacağınız ufak bir araştırmayla daha da derinlere inebilirsiniz. Biz buradaysa şunları eklemek istiyoruz. Film, asker, polis ve halk kavramlarına güzel bir denge ile kıymet vermiş. Zira o karanlık gecede halkın müthiş bir kararlılık göstererek sokağa çıkması terör unsurlarına moralmen korkunç bir darbe vurmuş olmasına karşın bizlerin de işlerinde bulunduğu kolluk kuvvetlerinin yaptığı operasyonları da es geçmemek gerekli. Unutmayın bu darbe girişimi sadece polislerin ve askerlerin silahlı müdahalesi ile ya da sadece halkın sokağa çıkmasıyla bastırılamazdı. İkisi de aynı kararlılıkta gerekliydi ve filmimiz bunu çok güzel yansıtmış. Ve bir detaya daha vurgu yapmak bizce çok önemli. Bu karanlık gecede en çok zarar verilmek istenilen şüphesiz bizim cumhuriyet değerimizdi. Alper Çağlar'ın filmin en kritik noktasında ekrana cumhuriyetimizin kurucusunu ve o güzel bayrak şiirimizi getirmesi belki de filmin vermek istediği en güzel ve en önemli mesajdı. Ekibimiz ve teşkilatımızla ilgili o akşam için söyleyebileceğimiz şeyler de var. Kemal elinde silahı otururken Turan güzel bir cümle söylüyor filmimizde. Ölmek kolay Kemal. Evet bu aslında daha iki filmine bir referans ve bizlerin durumunu çok iyi açıklıyor. Ölmek kolay, öldürmek daha da kolay. Zor olan görevini yapmak, yanındaki adamı yaşatmak. O gece Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde darbecilere direnen Hatta onlarla çatışan Asayiş Berkayval ekibinin ve dahi teşkilatımızın birçok personelinin başına 15 Temmuz gecesi ve o gece sonrası neler geldiğini anlatmaya kalksak bu video uzunluğunda onlarca video yapmamız gerekirdi. Zira şöyle bir söz vardır. At izi it izine karıştı diye. Sizlere şunu söyleyelim o zaman. O geceden sonra ülkemizin birçok kurum ve kuruluşunda itler kişnerken atlar uluyordu. Durumun vahametine siz karar verin. Efendim 6 aylık bir inceleme serimiz olan Börü dizisinde bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Ve keza bizlere böyle güzide yapımlar hediye eden Alper Çağlar başta olmak üzere ona ve ekibine de teşekkür ederiz. Önümüzdeki sezonlarda Börü 2039 isimli orijinal Börü serisinin devamı niteliğinde bir bilim kurgu polisi dizisi de şu an hazırlık aşamasında. Eğer bir aksilik olmazsa bizler yine burada olacağız. Polis Börü 2039 izliyor da görüşmek dileğiyle diyelim. Efendim, asayişiniz Berkemal olsun. İstanbul'da bir kötü. Gördük vuru. Sevgili klavye başında. Böyle 2039 nerede admin? Yazmak için bekleyen arkadaş. Ben Deniz kanal editörü Enes. Namı diğer mühendis. Bak bu editi senin için yaptım. İzle ve beni unutma. Oh be bitti şükür yemin ediyorum. Ne zor işmiş bu seslendirme be. Sevgili arkadaşlar, görüyorum ki imkanlarımız kışıklı. Ama el ele verip, Cico bir dur, geç Allah aşkına şuraya ya. Beyler, sizden çok fazla bir şey istemiyorum. Birazcık medeniyet, Allah aşkına. Ya... Ama bu şekilde olmaz ki. Ne yapayım, sizi oynayayım mı? Ne yapayım ben? Hayır! Hayır!